Merhabalar sevgili öğrenciler, değerli veliler. Kendi kanalınıza İngilizce Kralına hoş geldiniz. Dördüncü sınıfın Sunshine English 4 kitabının ders anlatımıyla beraberiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen 3 farklı kitap var. Birisi bu kitap, Sunshine English 4 kitabı. Bu arada Sunshine, Güneşin Doğumu demek. Eğer sizin de kitabınız buysa, bu videoyu devam edebilirsiniz izleyebilirsiniz Ama eğer iki ayrı kitabımız da var bunun haricinde eğer onlardan biri ise iki şey yapabilirsiniz ya kanalımızda oynatma listesi sayfasına girip oradan dördüncü sınıf ve kendi kitabınızın yayıncı evine göre kitabınızı bulup dosyayı tıklayıp onun videolarını izleyebilirsiniz ya da, Hemen bu videonun son 15-20 saniyesinde ekranda 3 tane farklı kart gibi bir görsel olacak çıkartma gibi. O kartlardan her birisi birisi zaten bu videonun oynatma listesiyle ilgili. Yani bu e, videonun mesela ünite 2, ünite 3 ilerideki zamanlarda e, tüm üniteleri orada göreceksiniz. Diğer ikisi ise diğer iki farklı dördüncü kitap e, oynatma listeleridir. Onları da bu şekilde görebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Sayfa 9'da Unit 1, Ünite 1, Classroom Rules, Sınıf Kuralları. Bu ünitede demek ki sınıf kurallarıyla ilgili şeyler öğreneceğiz. Hem de bol bol. Sayfa 10'u açıyoruz. Kitabı büyütüyorum. Listen and find. Who is late? Dinleyin ve bulun. Kim geç kalmış? Konuşmayı dinleyelim. Yalnız dikkatle dinleyin. Çünkü iki numarayı da biz buna göre yapacağız zaten. Bunları listeningleri tüm kitap için bunu söylüyorum. Yaparken kulağınız benim videomda ve gözünüz kitabınızda olsun. Bu şekilde çok iyi bir şey, çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Kendiniz yaptıktan sonra kontrol amaçlı sayfaya bakın, benim videoma bakın. Bakalım cevaplarınız doğru mu değil mi? Hemen dinliyoruz bir numarayı. One. Listen and find who's late. Page 10. <laughs> Tape script 1. Excuse me, I'm late. May I come in? Yes, you may. I'm the new student. My name is Brad. Welcome Brad. May I sit down? Of course. Sit down, please. Thanks. Can I open the window? Sorry, not right now. İki numara da aynısı olduğu için ben iki numarayı tekrar oynatmayacağım. Eğer tekrar dinlemeye ihtiyacınız varsa videoyu biraz geri alıp dinleme metni tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi konuşmada şöyle bir şey geçiyor. Özür dilerim geç kaldım diyor. Girebilir miyim? Ben yeni öğrenci Brad. Öğretmen de tabii ki girebilirsin diyor. Sonra oturabilir miyim diyor. Evet oturabilirsin diyor. Sonra camı açmak istiyor. Pencereyi açmak istiyor. Sorduğunda öğretmen öğretmen değil öğrencilerden birisi şimdi değil diyor. Mesela üşüyebilir. Demek ki üşüyor veya rüzgarlıdır. Ee, ve hani e, şu an camın açılmasını istemiyor. Şimdi bir numarada anladık. Brad e, geç kalmış. 2 numarada tekrar dinleyip eşleştirin diyor. Üç tane fotoğraf var arkadaşlar. Üç tane fotoğraf e, ee, görüyorsunuz her bir farklı. Bu tarafta da sağ tarafta da 3 tane yazı grubu var. Birincisinde diyor ki yazı gruplarında Can I open the window? Camı açabilir miyim? Pencereyi açabilir miyim? Sorry, not right now. Üzgünüm, şimdi değil. İkinci yazıda diyor ki May I come in? Girebilir miyim? Yes, you may. Evet, girebilirsin. Üçüncü yazıda diyor ki may I sit down? Oturabilir miyim? Of course. Elbette ki. Tabii ki. Sit down please. Otur lütfen. Şimdi bu yazılar hangi görselle eşleşiyor? Hemen bakalım. Birinci yazımız neydi arkadaşlar? Can I open the window? Sorry, not right now. Camı açabilir miyim? Üzgünüm, şimdi değil. Bakın en alttaki görsel bir numara. İkinci yazı neydi? May I come in? Girebilir miyim? Yes you may. Evet girebilirsin. Ki bu da kapıda olan yani e, birisi kapıdayken girmek için izin alır. Bu da en yukarıdaki görsel 2 numarayı olur. Buradan anlarız. 3 numarada ise ortadaki görsel ki öğretmenin yanına kadar gelmiş ve oturabilir miyim soruyor. Öğretmen de tabii ki otur lütfen diyor. Ortadaki görselde de 3 numara. Azıcık e, küçültüyorum ekranı. Bazen hani büyütüp küçültüğümde yazılar biraz netliğini kaybediyor. Video ayarlarınıza o an dokunmamanız gerekiyor. Dokunmayın. E, zaten 3-4 saniyede düzeliyor. Sayfanın sonunda 3 numara diyor ki work in groups. Gruplar olarak çalışın. Role play the dialogue in activities 1 and 2. Activity 1 ve 2'deki yani yukarıdaki aktivitelerde e, diyalogları sizde de role play yapın. Yani aynı rolleri üstlenin. Sizde mesela biriniz Brad olabilirsiniz, geç kalıyor. Diğeriniz öğretmen olabiliyor. Diğeriniz hani camın açılmasını istemeyen çocuk olabilir. Bu şekilde sizde diyalogları konuşabilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra sayfa 11'e geçiyoruz arkadaşlar. Sayfa 11'imize geçiyoruz. Hemen sayfa 11'de yukarıda. Number 4. 4 numara. Circle the correct words. Doğru kelimeleri yuvarlak içine alın. Ask and answer. Sorun ve cevaplayınız. Mesela ilkinde bakın kapıyı açmış. Hani girmek istiyor sanki. Come in. Şimdi come in ile soru cevap yapalım. May I come in? Cevap veriyoruz. Yes you may. Diğerine geçelim. Diğerine geçmeden önce arkadaşlar bizi Instagram ve Telegram uygulamalarında da takip edebilirsiniz. Instagram'da sayfamızın adı İngilizce Kralı. Telegram uygulamasında ise arama bölümünde et işareti İngilizce Krali bitişik olarak yazdığınızda ...bizim sayfaya yönleneceksiniz. Bu şekilde tüm e, YouTube kanalına yüklenen videolardan haberdar olabilirsiniz. Çünkü sayfalarımıza her video yüklendikçe e, onunla ilgili bir gönderi gönderiyoruz. Veya başka bir haber olduğunda sınavlar döneminde mesela hangi e, sınıfın aboneleri üyeleri diyelim sayfamızdan daha çok bana istek atıyorlarsa önce onlar için sınav sorusu hazırlıyorum. Diyelim ki mesela e, 7. sınıflar en çok bana mesaj atıyorlar. Hocam e, sınav örneği istiyoruz. Önce 7. çekiyorum. Bu şekilde e, interaktif bir şekilde benimle iletişimde olabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram ve Telegram kanallarımızda. Hemen geçiyoruz bu görsele. Burada diyor ki Stand up, sit down. Hangisi doğrudur arkadaşlar? Çocuk zaten ayakta ve oturmak istiyor. O yüzden sorumuz e, önce doğruyu seçelim. Sit down, sit down oturmak arkadaşlar. Stand up, ayağa kalkmak. Çocuk şöyle sorabilir: May I sit down? Oturabilir miyim? Of course, sit down please. Tabii ki, otur lütfen veya sure. Sit down please. Elbette otur lütfen. Bu şekilde soru cevap yapabiliriz. Gelelim buradaki görsele. Çocuk camı açmak istiyor ve diğer çocuk eliyle hayır gibi yapmak istiyor. Bakın camlar kapalı. O yüzden açmak istiyor. Open açmak. Shut, close anlamında kapatmak. Şimdi çocuk açmak istiyor ve diğer oturan çocuk eliyle hayır gibi diyor. Bunun için soru-cevap şöyle olabilir. May I open the window? Camı açabilir miyim? Diğer çocuk diyor ki, Sorry, not right now. Üzgünüm, şimdi değil. Üzgünüm, şimdi değil. Gelelim son görsele sayfada. Şimdi e, buradaki bayan yemek yapıyor. Çocuk da hani yemeği hayal ediyor. Demek ki aç yemek istiyor. Eat yemek, drink içmek. Hangisi? Tabii ki eat seçtik. May I eat? veya may I eat diyelim ki öğle, öğlen yemeği. May I eat lunch? Öğlen yemeği yiyebilir miyim? Veya may I eat yemek yiyebilir miyim? Direkt annesi ne diyor? Bakın annesi evet mi diyecek? Hayır mı? Tabii ki hayır diyecek. Çünkü daha yemek hazır değil. Tabaklara konulmamış. Daha tencerede kaynıyor. O yüzden anne ne diyecek? Sorry, not right now. Üzgünüm. Şimdi değil tabii ki piştikten sonra şimdi değil yemek pişiyorken yemek pişerken yemeyiz. Sayfa 11'i de böylelikle bitiriyoruz. Sayfa 12'ye geçiyoruz. Sayfa 12'de listening'imiz var. Dinlememiz var arkadaşlar. Dinlemeyi sizler için açıyorum. Ne soruyor? Listen and tick the dialogues you hear. Dinleyin ve duyduğunuz diyaloglara tık atın. Bakın 1, 2, 3, 4 numarada her birisinde iki farklı diyalog var. Bunların biz birisini resimde duyuyoruz ve o duyduğumuza tik atmalıyız. Önce dinleyelim sonra anlamlarına bakacağız. and tick the dialogues you hear. Page 12. Tape script 3. May I come in, Mom? Shh. Sorry, not now, Nathan. Can I go out, teacher? Of course, you can. May I join the game? Of course, let's play. May I take your crayons? Of course. <laughs> dinledik, doğruları seçtik. Bir numarada diyor ki, may I come in mom? Anne girebilir miyim? Anne diyor ki, shh, sorry, not now, Nathan. üzgünüm, şimdi değil Nathan. Diğerinde, can I come in mom? Girebilir miyim? diyor yine de. May I ve can I ikisi de hani soru için miyim, girebilir miyim? Mesela okuyabilir miyim, gidebilir miyim? Bunlar için soru şeklinde yapılır. İzin için e, yani eş anlamlı aslında may yüzde 51 diyelim daha fazla kullanılır. Yani 51'e 49 gibi. Ama can kullanılmaz demiyoruz. İkisi de kullanılır. Mesela izin aldığımızda may I veya can I ile soru sorabilir miyiz? İkincisinde can I ile soruyu sormuş. Annesi de Sessiz ol. Be quiet demiş. Sessiz ol. Ki zaten yukarıdakini seçtik oydu. İkincisinde önce seçtiğimiz diyaloğu okuyalım. Sonra cevap olmayan diyaloğu okuyup anlamını söyleyelim. Seçtiğimiz diyalogda diyor ki: Dışarı çıkabilir miyim öğretmenim? Tabii ki çıkabilirsin diyor. Diğer cevap olmayan şıkta da aynı soruyu may ile soruyor. Bakın may ile sorduğumuzda cevapta da may ile olur. Can ile sorduğumuzda cevapta da can ile olur. 3 numaraya bakıyoruz. Yine önce cevap olanın anlamına bakalım. Oyuna katılabilir miyim? Tabii ki. Hadi oynayalım. Yukarıdaki cevap olmayan da da yine aynısını soruyor. Elbette Hadi oynayalım diyor cevapta. Of course, tabii ki, sure, elbette. Yani bakın Türkçe'de de bunların pek anlamlarının farkı yok. Sadece bize burada hangi kazanımı kazandırmak istiyor? Dinlerken tam duyduğumuz şeyi söylememizi istiyor. Bu listening'in hedefi bu. Dört numaraya bakalım. Önce cevap olan şıkka bakalım. E, diyor ki pastel kalemlerini alabilir miyim veya yağlı boyalarını crayon alabilir miyim? Renkli kalem içinde kullanılır, pastel kalem, yağlı e, boya veya e, ya e, şey renkli kalem içinde kullanılır. Alabilir miyim diyor renkli kalemlerini. Tabii ki diyor. Diğer cevap olmayan da diyor ki kalemlerini alabilir miyim? Cevapta diyor ki üzgünüm şimdi değil. Bu tabii ki dediği için, of course dediği için biz ilk şıkkı seçiyoruz. Sayfa 12'yi de bitirdik arkadaşlar. Sayfa 13'e gelelim. Sayfa 13'te güzel sorularımız var. Önce 6 numarada ne diyor? Six. Look at the pictures below and discuss. Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve tartışın. Neyi tartışacağız? Şu soruyu. Are they good people? Onlar iyi insanlar mı? Bakın, mesela örnekte demiş ki, May I help you? Size yardım edebilir miyim? Ve görme engelli arkadaşımız burada demiş ki, Thank you. Teşekkürler. Diğer görsellere bakıyoruz. Yukarıda soldaki sanki ev ve Çocuk, anne, baba hepsi ev işlerini yapıyorlar. Birbirlerine yardım ediyorlar. Sağdaki görsele baktığımızda kız annesine bulaşıklarda yardım ediyor. Alt sırada soldaki görsele baktığımızda iki çocuk centilmence ve sportmence el ele bitiş çizgisini geçiyorlar ve sağdaki görsele baktığımızda Genç adam yaşlı kadına yemekte, yemesi, yemeğini yemesinde yardım ediyor. Peki tartışma sorusuna geçelim. Are they good people? Yes they are. Yazıyorum hata ceva cevabı. Yes they are. Peki biz bir tartışmada cevabımızı savunmalıyız. Nasıl savunuruz? Nedenini sunarak. Nedenini ne? because çünkü they onlar help other people. Çünkü onlar başka insanlara yardım ediyorlar. Bu da bizim nedenimiz. Soru 7'ye gelelim. Do you help your friends or your parents? Arkadaşlarınıza veya ebeveyninize yardım ediyor musunuz? Cevabınız evet ise yes, I do olarak cevaplayın. Hayır ise no, I don't. Umarım burada hemen hemen hepiniz cevap hepinizin cevabı yes, I do olur. Yardım eden birisi olursunuz. 8 numarada how do you feel when you help people? İnsanlara yardım ettiğinizde nasıl hissediyorsunuz? I feel great when I help people. Ne anlama geliyor yazdığımız cevap? İnsanlara yardım ettiğimde harika hissediyorum. Şöyle söyleyeyim. Sadece bu kısmı yazsanız da cevap olarak olur. I feel great ve nokta koyarsınız. Harika hissederim. İki cevap da mümkün. İnsanlara yardım ettiğimde harika hissederim ya da sadece harika hissederim. İkisi de doğrudur. Sayfa 13'ü de bitirdik. Sayfa 14'e geçelim. Tekrar bir dinlememiz var. Listen and put the pictures into order. Burada biraz sayfayı küçültmek zorundayım. Neden? Çünkü ben de daha önce bunu dinlemedim. İlk kez sizinle dinleyeceğim. Duyduğunuz e, şeyleri, görselleri var burada. Onları doğru sıraya dizeceğiz. Yani ilk önce hangisini duyuyorsak one yazacağız yanında bir. Sonra hangisi two, iki, three, üç bu şekilde devam edecek. Dinleyelim beraber. 9. Listen and put the pictures into order. Page 14. Tape script 4. give me an apple please here you are look at the birds on the roof say that again please look there are birds on the roof help me please of course turn off the lights laura okay mom clean the board please Be quiet, please. Bunları da dinledik. Bir numarada elma istiyor. İki numarada e, hani kuşları duyuyor musun diyor. Kuşları dinle diyor. Ve e, kız duyamadığı için hani tekrar soruyor ne dediğini. Çocuk da tekrar ediyor. Bakın duyamıyor. İki numaraya da öyle yaptık. Üç numarada yardım istiyor çocuk. Diğer arkadaş da tabii ki diyor. 3 numarayı da yaptık. 4 numarada ışıklarla ilgili bunu da yaptık. 5 numarada tahtanın temizlenmesi isteniyor. 6 numarada sessiz olunmasını istiyor. Bu şekilde bunları da yapmış olduk sayfa 14'te. 10 numara aşağıda ne diyor? Work in pairs. Çift olarak çalışın. Point to the pictures above and make similar dialogues. Yukarıdaki fotoğraflara işaret edin parmağınızla ve benzer diyaloglar kurunuz. Benzer diyaloglar. Siz de parmağınızla mesela gösterebilirsiniz. Diyelim ki elma olanı gösterdiniz. Elma olanı gösterip mesela onun gibi bir diyalog istiyor bu. Elma yerine burada banana mesela muz diyebilirsiniz. May I have a banana please? Veya can you give me a banana please? Can you give me, yani bana verebilir misin? Can you give me a banana please? Bana bir muz verebilir misin? Diye bu şekilde soruyu sorabilirsiniz. Diğerlerine de her birisi için benzer diyaloglar yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten benzer diyalogları şu ana kadar da okuduk. Sayfa 15'e geçiyoruz. Sayfa 15'te çok tatlı görseller var. Ne diyor? Read the classroom rules. Sınıf kurallarını okuyunuz. Work in groups. Grup olarak çalışınız. Give and follow the instructions. Komutlar verip onları takip ediniz. Komutları takip ediniz. Şimdi görsellerde classroom rules görüyorsunuz. Sevimli baykuşlar. Bu arada baykuş, baykuşun İngilizcesi owl. O W L. Owl. O ve A arasında bir ses ilk harfi sanki. Owl. Owl. Şimdi ilk kuralımız listen to your teacher. Öğretmeninizi dinleyiniz. İkinci kural Raise your hand to speak. Konuşmak için elinizi kaldırın. Üçüncü kural, Don't fight. Kavga etmeyin. Dördüncü kural, Come to school on time. Okula zamanında gelin. Beşinci kural, Don't run, don't jump. Koşmayın, zıplamayın. Altıncı kural, Don't eat in the classroom. Sınıfın içinde yemeyin. Yedinci kural. Complete your work on time. İşinizi vaktinde tamamlayın. Sekizinci ve son kural. Keep your classroom clean. Sınıfınızı temiz tutun. Şimdi bu kuralları öğrendik assignment var, ödevlendirme var. Burada ne diyor? Prepare a poster of a cl of classroom rules. Sınıf kuralları kuralları için bir poster hazırlayın. Write instructions komutları yazın. Use pictures. Görseller kullanın, fotoğraflar kullanın. Burada kullanılan şirin fotoğraflar gibi siz de e, görseller kullanabilirsiniz. Sayfa 15 ile bitirdik sayfa 16'ya geçiyoruz. Biraz önemli bir sayfa. Bayağı burada e, yeni kelime cümle yapısı falan öğreneceğiz. Önce bakalım 12 numaraya ne diyor? 12 12. Look at the picture and answer the questions below. Fotoğrafa bakın ve aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Fotoğrafa baktığımızda bir sınıf sınıf var öğrencinin hepsi sınıfın temizliği için çalışıyor. <laughs> Çocuklardan birisi ne diyor? We keep the class clean. Sınıfı temiz tutur, tutarız. We do it together. Onu beraber yaparız. Onu derken yani sınıfı temiz tutmayı beraber yaparız. Şimdi sorulara gelelim. Önce burada masa örtüsü var. Masa örtüsünün İngilizcesi table cloth diyebilirsiniz. Ee, sadece klas da diyebilirsiniz. Klas bez için kullanılır. Herhangi kumaş bez için kullanılır. Yani ille de masa örtüsü olması gerekmiyor. Hani bir yerde bir bez parçası, bir kumaş varsa onun için de kullanılır. Özellikle masa örtüsü için table klas da olur. Cover da olur. Cover da her şeyi örtmek için kullandığımız. E, yani mesela arabanın da coverı olabilir. Arabayı güneşten falan muhafaza eder. Yani birçok kelime kullanabilirsiniz. Ama direkt hani masa örtüsü... O kelime dendiğinde masa örtüsü olduğu anlaşılan kelime... Table Clause. Buradaki sorulara gelelim. Soru ve cevaplara. Number one. Does everybody have the same responsibilities? Herkesin aynı sorumlulukları mı var? Şimdi burada... Sorumluluklar farklı. Birisi yeri süpürüyor, birisi tahtayı siliyor, birisi kitapları düzenliyor. O yüzden herkesin aynı e, sorumluluğu yok. Farklıdır. Cevabımız şöyle. No, everybody doesn't. Everybody has a different responsibility. Hayır, herkeste aynı sorumluluk yok. Herkesin farklı bir sorumluluğu var. Ben bir sorumluluk yazdığım için herkesin farklı bir sorumluluğu var yazdığım için a different responsibility yazdım. Soruda responsibilities çünkü herkesin sorumlulukları demiş. Cevapta ben so bir sorumluluk dediğim için tekil kullandım. İkinci soruya gelelim. Do you keep your classroom clean? Ee, sınıfınızı temiz tutuyor musunuz? Yes I do veya yes we do da diyebilirsiniz. Evet tutuyorum. Evet tutuyoruz. Sınıf olarak buna cevap vermek isterseniz yes we do dersiniz. Tabii ki burada no, hayır cevabını düşünmek bile istemiyorum. O yüzden yazmadım. Tabii ki sınıflarınızı temiz tutacaksınız ki okulda çalışan abiler, ablalar da fazladan yorulmasınlar. Sizin yere döktüğünüz her bir çöp için onlar daha fazla mesai yapmalılar ve ailelerine, çocuklarına daha geç e, evlerine gidip aileleriyle daha az vakit geçirmek zorunda kalırlar. Halbuki herkes, mesela düşünün 200 kişilik bir okul, 500 kişilik bir okul, herkes kendi çöpünü çöp kutusuna atarsa, herkes için 5-10 saniyelik bir şey olur. Ama bunu yapmazlarsa 500 kişinin çöpünü düşünün. 500 tane mesela 10 saniye hesaplarsanız kaç dakika belki saate yakın bir şey oluyor. Ve çalışanlar zor durumda kalıyor. Üçüncü soru. Do you help each other? Birbirinize yardım ediyor musunuz? Yes we do. Evet ederiz. Şimdi burada da Yeni kelimeler öğreneceksiniz. 13 numarada diyor ki: Work with your friends and prepare a clean classroom list. Arkadaşlarınızla çalışın ve bir temiz sınıf listesi hazırlayın. Share it with your teacher. Onu öğretmeninizle paylaşın. Don't forget to be fair. Adil olmayı unutmayınız. Adil olmak derken en basit işleri kendinize yapıp yazıp en zorları sadece arkadaşlarınıza yazmayın diyor. Şimdi buradaki tabelada sol tarafta name var, ad, isimler, sağ tarafta classwork, sınıf işi. Şimdi isimler kısmında Ayşe ve Elif örnek olarak yazılmış. Diğer öğrencilerinde ikişer ikişer isimlerini yazabilirsiniz. İş çok hafif ve kolay ise birer birer de yazabilirsiniz. Zor işleri Belki 2 değil 3 de yazabilirsiniz. O size kalmış. O yüzden ben oralarda bir şey yazmadım isim kısmında. Classwork, sınıf e, işlerine bakalım neler. Veya hani o sorumluluklar. Hangi responsibility'ler var burada. Cleaning the board. Tahtayı temizlemek. Ondan sonra ikincisinde ben şunları yazmışım. Sweeping the floor. Mopping the floor. Ne anlama geliyor ne farkı var. Sweeping the floor yerleri süpürmek. Mapping the floor o da yerleri yine silip süpürmek. Peki öğretmenim ne farkı var? Size görselde göstereyim. Bununla yaptığınızda sweeping oluyor. Bununla yaptığınızda mapping oluyor. Bakın map sweep yani sadece süpürüp tozunu, toprağını topluyorsanız sweep olur. Hayır, ıslak bir şekilde bez gibi şeyle de aynı anda siliyorsanız da yeri ona mop denir. Belki ben Türkçelerini tam bilmediğim için bunları ayrım yapamıyorum. Siz biliyorsanız bunu ne yapın? Yorumlarda bana yazın. Son olarak da emptying the garbage çöpleri boşaltmak. Emptying boşaltmak demek. The garbage, garbage çöpler. Arkadaşlar videoyu buraya iz buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen tuşuna, like tuşuna basmayı unutmayınız. Bir like'ınızı alırım. Hala abone değilseniz kanala abone olmanızı da rica ederim. Instagram'da veya yorumlarda bana yazıyorsunuz öğretmenim elinize sağlık. Çok emek veriyorsunuz diye. Hani e, keşke biz de bunun karşılığını verebilsek. Aslında arkadaşlar karşılığını verebilirsiniz. Nasıl beğen beğenmekle videonun altında yorum yazmakla e, kanala abone olmakla videomu arkadaş gruplarınızda veli gruplarınızda sosyal medyada paylaşarak e, bakın mesela İngilizce Kralının videosu. Şimdi mesela belki siz görüyorsunuz sınıfınızda birçok arkadaş var. Hepiniz aynı kitabı okuyorsunuz. Veli gruplarında veya öğrenci gruplarında bunları paylaşın videomun linkini. E veya arkadaşlarınıza bahsedin. Hani İngilizce Kralı diye bir YouTube kanalı var. Tüm sınıfların derslerini veriyor. Hani Abiniz, ablanız varsa, kardeşiniz varsa, kuzenleriniz varsa onlara da diyebilirsiniz. Aynı sınıfta olmanız gerekmiyor. Çünkü tüm sınıflara ben e, ders videoları hazırlıyorum. 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tüm sınıfların ders İngilizce videolarını kanalımızda bulabilirsiniz. Dediğim gibi siz de bu şekilde benim emeklerime karşılık verebilirsiniz, bana yardımcı olabilirsiniz. 14 numaraya bakalım. 14 Listen and circle what you need. Dinleyin ve ihtiyacınız olana e, yuvarlak içine alın. Then find the puppet. Sonra hangi oyuncak olduğunu, hangi, hangi kukla olduğunu. Puppet, oyuncak, kukla hangisi olduğunu bulun diyor. Hemen dinleyelim. Listening'i. What you need. Then find the puppet. Page 17. Tape script 5. Let's make a puppet. Okay. Give me a paper bag, please. Say that again, please. Can you give me a paper bag? Here you are. A piece of orange paper. Okay. Here you are. Scissors, please. Okay. Give me two small eyes, please. Sorry? Can you give me two small eyes? Okay. Şimdi. Paper bag istedi. Kağıt kutusu. Ondan sonra paper bag kutu değil. Kağıt paketi mi diyelim? Hani bag kutu, paket, çanta anlamına geliyor. Paper bag bakın kağıttan yapılmış bir poşet gibi düşünün. Onu istedi. Ondan sonra orange paper istedi. Yani bu. Ben bunu yuvarlak için alamadım o an. Hani hızlı konuştuğu için. Şimdi aldım. O an okla işaretledim. Ee, scissors makası istedi, two small eyes iki küçük göz istedi. Şimdi bunlara dikkat ettiğimizde hangisi oluyor? Find the puppet. Hangi e, sağ taraftaki üç tane şey var, oyuncak gibi var. Hangisi olabilir sizce arkadaşlar? Şimdi hangi puppet olduğunda sizin cevaplarınız farklı olabilir. Bence bu. Neden? Bakın paper bag var. Bu paper bag. Şu an bakın bununla gösteriyorum. Orange paper istedi. Hani turuncu paper, turuncu kağıt. Bunlar turuncu değil mi? Hani turuncunun farklı tonları. Bunları kırmızı sayarsanız bu değil. En son small eyes, two small eyes dedi. En küçük gözler zaten en sağdakinin hani kuş olanın e, baykuş galiba. Onunki en küçük gözler onun olduğu için ben bunu seçiyorum. Hayır derseniz ki öğretmenim bakın bunların farkı farklı. Bunlar kırmızı kağıt, turuncu kağıt olan bu derseniz o zaman bu kurbağa olur. Buradaki olur. Bunu öğretmeninizle danışın. Hani bu kısmı çok önemli değil. Yani burası İngilizce ile ilgili bir şey değil aslında. Dediğim gibi sadece two small eyes dediği için şimdi diyeceksiniz ki sol taraftakindeki hani bu gözler bu zaten small eyes dediğinde ve bunun boyutu kurbağanın gözleriyle eşleşiyor. Ama ben sol tarafta sadece şey olarak düşünüyorum. Yani boyut ve renkler. Bakın renklerde sadece turuncu kağıt istediğinde rengi söyledi. Mesela paper bag e, kağıt poşetini söylediğinde renk söylemedi. Ondan sonra o yüzden diğerlerinin gö rengi ve boyutuyla ilgili bir şey demedi. Sadece eşyanın hangisi olduğunu bizim seçmemizi istiyor. Ama yok derseniz ki aynı Soldaki malzemeler kullanacak O zaman zaten paper bag yeşil. Zaten tartışmaya gerek yok. Kurbağanın da burada görüyorsunuz. Bakın paper bag'den yapılmış bu kısım. Bu da yeşil. Zaten o oluyor. Gözler hemen hemen aynı. Sağdaki ve soldaki gözler. Turuncu kağıt var gözlerinin yukarı tarafında. O zaman kurbağa olur. O da siz ve öğretmeninizin düşüncesine kalmış. Hani... Ne düşünüyorsanız, nasıl mantık kuruyorsanız ona kalmış. Ve dediğim gibi hani önemli bir şey değil. Çünkü İngilizce ile ilgili bir şey değil o. Assignment var burada. Prepare a puppet. Sizin de bir puppet yapmanızı istiyor. Öyle bir kukla gibi oyuncak yapmanızı istiyor. Ask for and give permission. İzin alın ve izin verin. İzin soruları sorun, izin cevapları üretin. Excuse me. Mesela, yes. Özür dilerim. Evet. Can I join the game? Oyna katılabilir miyim? Sure. Tabii ki. Can I leave the classroom? Sınıfı terk edebilir miyim? Sınıftan çıkabilir miyim? Sorry, not right now. Üzgünüm, şimdi değil siz de bu şekilde soru cevaplar yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayfa 17'yi de bitirdik. Sayfa 18'e geliyoruz. Sayfa 18'de bir tane şarkımız var. Listen and say the chant diyor. Dinleyin ve şarkıyı söyleyin. Şarkı rakamlarla ilgili. 1 2 3 4 10'a kadar, sonra 11'den 20'ye kadar, 20 30 40 50. Bu rakamları bize hatırlatmak istiyor. Bunları dinleyelim. Sonra kafiyeli bir şekilde her mesela 4'ten sonra open the door diyor. 8'den sonra that's great diyor. Sonra o kısımların da anlamını size söyleyeceğim. Dinleyelim beraber. Page 18. Tape script 6. Chant. <laughs> Çok iyi bunu da dinlemiş olduk kafiyeli kısımları da şimdi rakamları biliyorsunuz numaraları sadece sağ tarafta yazanlara söyleyeceğim Open the door kapıyı aç That's great. Bu harika. Give me a pen. Bana bir kalem ver. Look at the queen. Kraliçeye bak. I like green. Yeşili severim. Go to the canteen. Kantine git. The floor is dirty. Yer kirli. Numbers are pretty. Numaralar güzeldir. Bu da bunların anlamı ki çok kafiyeli bir şekilde oturuyor bunlarla. Write the missing numbers 16 numarada diyor. 16, 16. Write the missing numbers. Kaybolan numaraları yazın. Her birisinde mantığı aramamız gerekiyor. 5, 10, bla 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 20. 5, 10, boşluk 20. Burada 5'er 5'er artıyor. Hatta bunları da yazıyorum. 5'er 5'er arttığı için burada 10 pardon 15 olması gerekiyor. 15. Şimdi siz ne yapacaksınız? Ben bu şekilde rakamla yazdım numarayı. Siz yazı şeklinde yazacaksınız. Çok da basit. Hani aklınızda değilse bakın 15. Burada yazıyor. Buradan bakabilirsiniz hepsine. Ben bunları daha hızlı olsun diye rakam şeklinde yazıyorum. Unutmayın. Siz yazıyla yazacaksınız harflerle. B'ye bakıyoruz. 3, 6, 9, 3'er 3'er artış gösteriyor burada da. Diğer rakam numaramız ne olacak? 12. C'ye bakıyoruz. 10 20 10 20 10 tane eklenmiş. 20'den sonra 10 tane eklersek kaç olur? 30 40. Bakın hepsinin arasında 10'ar tane var. D'ye bakıyoruz. Boşluk var. Sonra 8, 12, 16. 8 var, 12 var, 16 var. Bunların her birisinin arasında 4 fark var. Doğru mu? O yüzden 8'den 4 çıktığımızda ilk numaramız da 4 olacak. 4, 8, 12, 16. Bu da bunun mantığıdır. Yine tekrar ediyorum. Hepsini harflerle yazacaksınız siz. Benimki bir rakamla değil sayfa 18'de bitirdik. Sayfa 19'a geçiyoruz. Burada biraz küçültmem gerekiyor çünkü hepsini görmem gerekiyor listening yaparken. Yine demin dediğim gibi kulağınız benim videomda, gözünüz kendi kitabınızda olsun. Sonra kontrol için bakarsınız. Ne diyor listen and point? Dinleyin ve gösterin. Kapıların üzerinde kapı numarası var. Görüyorsunuz. İngilizcesini söyleyecek hangi kapılar olduğunu bulacağız. tape script 7 the green door is number 20 the red door is number 24 the gray door is number 27 the orange door is number 30 the blue door is number thirty-three. The black door is number thirty-nine. The brown door is number forty. The yellow door is number forty-two. The white door is number forty-eight. The pink door is number 50. Bunu da bu şekilde yazdık. Önemli olan burada hepsini söyledi zaten. Söylediğinde doğru kapıyı parmağımızla göstermek. 18 ne diyor? Listen and tick. Dinleyin ve tick atın. Find the extra number. Fazla numarayı bulun. Burada tik attıktan sonra bakıp göreceğiz ki bazısında bazılarında tik yok. Fazla olanı bulacağız o şekilde. Dinleyelim hemen. 18. Listen and tick. Find the extra number. Page 19. Tape script 8. 37 33 39 40 42 48 50 Fazla olan rakam hangisidir? 47 47 diğerleri hepsi var. 19 19 numarada ne diyor? Play Boom. Boom oyunu veya buna Buzz da denir. Play Buzz. Buzz oyunu, Boom oyununu yapın. Nasıl oynanır? Kaç kişi toplanır? Mesela derler ki 5 beş ve 5'in katmanlarında çarpanlarında rakam numara yerine bum diyeceğiz veya baz diyeceğiz. Mesela hiçbir zaman 5, 10, 15, 20, 25, 30 bu şekilde bu rakamları bu numaraları söylemeyeceğiz. Onlara geldiğimizde bum veya baz diyeceğiz. Mesela düşünün 7 kişisiniz, toplanmışsınız. Öyle sürekli sayıyorsunuz. Kim bir yanlış yapar bum yerine o numarayı söylerse mesela 15 derse 25 derse bum yerine. Hani onun için bir eksi puan olur. Bu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, boom. Burada 5 demeyecek o sırası gelen arkadaş. 6, 7, 8, 9, boom. 10 yerine boom dedim. 11, 12, 13, 14, boom. 15 yerine boom dedim. 16, 17, 18, 19, boom. 20 yerine boom dedim. Bu şekilde devam eder. Sadece 5'in çarpanları değil. Mesela 3'ün çarpanlarıyla da yapabilirsiniz. 1, 2, boom. 4, 5, boom. 7, 8, boom. Bakın 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bunların yerine 3'ün çarpanları yerine boom dedik burada da. 4'ünkiyle yapabilirsiniz. 6, ile yapabilirsiniz. İstediğinizle yapabilirsiniz. Sadece arkadaş sayınıza dikkat edin. Sürekli bir kişiye denk gelmesi. Önemli olan herkese bu bum sırası gelmeli. Ona göre ayarlayın. Sayfa 20'ye geçiyoruz. Match the numbers numaraları eşleştirin. 32, 32 kendisi yapmış. 25 yapıyoruz. 12 yapıyoruz. Neden Türkçesini söylemiyorum? Çünkü zaten numarayı görüyorsunuz fifteen yaptık. Thirteen yaptık. Thirty nine çok güzel. Eminim siz benden önce ve daha hızlı yapıyorsunuz. Forty one forty four thirty three Harikasınız arkadaşlar.

Give me 26 eggs, please. Sure, here you are. Thanks. How old is your uncle, Jill? He is 45. What's your address? 38 Lane Street, London, England. Thanks. How many months are there in a year? Hmm. 12. Well done. Dinledik. İlk, ilkinde 26 tane yumurta istedi. 26 eggs. İkincisinde amca veya dayı. Uncle. ikisini içinde kullanılır. Yaşını sordu. Üçüncüsünde adres sordu. 38 numaraydı. Adres. Sonunda da bir yıl içinde kaç ay var diye sordu. Son ikisi öyle bir soruydu ki cevabı dinlemeseydik de sadece soruyu anlamakla cevabı bulabilirdik. Assignment ödevlendirme kısmında prepare a picture dictionary var. Bir fotoğraflı görsel sözlük hazırlamanızı istiyor. Nasıl? Kelimenin yanında küçük bir fotoğrafını da çizip veya bir yerden bulup kesip yapıştırabilirsiniz bu şekilde. Sayfa 21'de Let's Practice bölümü var. Let's Practice bu kitapların homework, workbook kısmı oluyor. Ödev kısmı oluyor. Beraber yapalım bunu da. One, match and say. Eşleştirip söyleyin. Bir numaradan söylüyorum sırayla. Sonra yanındaki harfi söyleyeceğim. One, may I read the book? Bunu zaten kitap kendisi örnek vermiş. Kitabı okuyabilir miyim diyor. B ile eşleşiyor. Bakın burada B kitap onunla eşleşmiş. İki numara. Can I use your laptop? Laptopunu kullanabilir miyim? Bakın use. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim nereden bu bildiniz hani bunun laptop olduğunu niye diğerleri değil? Bakın kullanmakla ilgili bir laptopu söyleyebiliriz. Bir bisiklet diyelim ki mesela olsun bir radyo. Bunlar olabilir değil mi? Şimdi bisiklet için sürmek fiilini kullanmış. O yüzden sürmek buradaki görsellerde sadece sürünebilen şey bisiklettir. O olamaz. Radyo için dinlemek fiilini kullanmış. Radyo radyonu dinleyebilir miyim? O yüzden burada da sadece dinlemeli eşya radyodur. O da olamaz. Kaldı laptop. Değil mi? Laptop. Onu kullandık. Can I use your laptop? C görseli laptop olduğu için bunu kullandık. C yazdık yanına. 3 numara diyor ki May I open the neyi açabiliriz? Yani burada da kapı sadece açılabilir. Çünkü radyo, televizyon, ışık açması için open close söylemeyiz İngilizce'de. Bunları açıp kapamak için turn on turn off. Daha çok yaygındır arkadaşlar. Bazı şeyler var ben söylediğimde daha yaygın olanını söylüyorum. Hani şu olursa yanlış olur değil. Ama yaygın olanı bu. Veya shut down. Shut down da olur. Kapatmak. Mesela bilgisayarı kapatmak için shut down kullanırız. Turn on, turn off veya shut down. Dediğim gibi hani open close bu cam kapı bunlar için daha yaygın. Şimdi burada open kullandığı için veya open kapı sadece açılır. O yüzden G yazdık yanına. Bakın kapı G burada. May I clean de burada silinecek ne var? Tahta var. Board yazdık ve board D olduğu için onun yanında D yazdık. D ile eşleşti. Can I ride your senin bisikletini sürebilir miyim ride sürmek demek i görseli olduğu için i e ile eşleştirdik yanında i e yazdık ve bike yazdık bike bicycle ikisi de doğrudur bisiklet için kullanılır bike bicycle 6 numara diyor ki may i listen to the radio dinleyebilir miyim radyoyu dinlemeli olan tek şey dediğimiz gibi radyo burada radio Radio F olduğu için yanına F yazıyoruz. May I listen to the radio. Son olarak da diyor ki may I eat a sandwich. Burada da yiyecek olan tek şey sandwich var. O yüzden A ile eşleştirdik 7 numarayı ve may I eat a sandwich olarak sorduk soruyu. 2 numara burada ne diyor? Bu da önemli bir soru. Burada da bayağı sizin için cümleler yazdım ben. Look at the signs and say. İşaretlere, tabelalara bakın ve söyleyin. Bakın bu tarafta lake göl demek. Museum müze. Park park demek. School okul. Cafe kafe demek. Diğer tarafta da fotoğraf çekmeyin, bisiklet sürmeyin, dondurma yemeyin, köpek getirmeyin veya sokmayın. İçeri ondan sonra sandviç veya fast food yemeyin, yüzmeyin. Kendisi bir örnek vermiş. Don't swim in the lake. Gölde yüzmeyin veya yüzmeyiniz. Ben de diğerlerini kullanarak 5 tane daha cümle yazdım. Şimdi bu tarafta 5 tane var. Bu tarafta 6 tane var. O yüzden mecbur bir, bir kelimeyi 2 defa kullandım. Cümleleri okuyalım. Don't bring dogs in the cafe. Kafeye köpek getirmeyin veya kafeye köpek sokmayın. Kurallardan birisi. Don't take photo in the museum. Müzede fotoğraf çekmeyin. Don't ride bike in the park. Parkta bisiklet sürmeyin. Don't eat ice cream in the museum. Bakın müzeyi iki defa kullanmış oldum. Müzede dondurma yemeğiniz. Çünkü hani damlıyor ya birden e, erip eriyip damlayabilir önemli ve pahalı şeylerin üzerine. Sonra da don't eat sandwich veya don't eat fast food. Veya hiçbir şey de demeyebilirsiniz. Ne sandwich ne fast food. Sadece don't eat in the school. Okulda yemeğiniz. Bu şekilde. Çünkü bu yiyip içmek yasak anlamına geliyor. Don't eat and drink de diyebilirsiniz. Şimdi aklıma geldi. Don't eat and drink at school. At de kullanabilirsiniz. Okulda yiyip içmeyiniz. Don't da yazalım. Don't eat and drink at school da mesela olabilir. Bu şekilde sayfa 21'i de yaptık arkadaşlar. Şimdi geliyoruz son iki sayfaya. Sayfa 22'de ne var? Read and match diyor. Ekran düzelirse şimdi. Okuyun ve eşleştirin. Bir numarayı okuyorum. Raise your hand to speak. Konuşmak için elini kaldır. C görseliyle eşleşiyor. Don't eat in the classroom. 2 numarada. To. Sınıfta bir şey yeme i ile eşleşiyor. Bakın i e de bir şeyler yiyor sınıfta. 3 numara go to school on time vaktinde okula git. E ile eşleşiyor. Bakın dışarıda okulu gösteriyor. Listen to your teacher. Öğretmenini dinle. B ile eşleşiyor. Öğretmen konuşurken çocuk başka tarafa bakıyor. Sanki dinlemiyor. 5 numara. Don't play volleyball in the classroom. Sınıf içinde voleybol oynamayın. Bu da D görseliyle eşleşiyor çünkü D'de çocuklar voleybol oynuyorlar sınıfın içinde. Sayfa 22'de yaptık. Son sayfamıza geliyoruz. Sayfa 23 4 numarada ne diyor? Work in pairs, çift olarak çalışın. Tick three sentences, 3 cümleye tik atın. İsteğinize göre ask your friend to do them. Arkadaşlarınıza onları yapmalarını isteyin arkadaşlarınızdan onların onları yapmalarını isteyin. Şimdi üç tane cümleyi kendi isteğinize göre burada tik atıyorsunuz ve arkadaşınızdan onun yapma onları yapmasını istiyorsunuz. Tik atması sizden. Ben sadece anlamını söyleyeceğim. Give me your pencil case. Kalem kutunu. Pencil case kalem kutusu. Kalemlik. Kalem kutunu bana ver. Stand up. Ayağa kalk. Open your book to page 20. Kitabında sayfa 20'yi aç. Look at the board please. Tahtaya bak lütfen. Give me a pencil sharpener please. Bana bir kalem tıraş ver lütfen. Pencil sharpener. Kalem tıraş. Raise your hand. Elini kaldır. Yine Instagram ve Telegram sayfalarımızın adresini hatırlattıktan sonra 5 numaraya geçiyoruz. Can you find the missing numbers? Kaybolan rakamları bulabilir misiniz? Numaraları. Bakın 21, 21 yazıyor burada. Yine söylüyorum ben rakamla yazdım. Siz harflerle yazacaksınız unutmayın. Ondan sonra boşluk var. Ondan sonra 27, 27 sonra 30, 30. Bunlar üçer üçer e, artış gösteriyorlar. O yüzden 21'den sonra 24 olacak sonra 27, sonra 30, 21, 24, 27, 30 gibi. Buna bakıyoruz. 30, 36, 30, 36, 42, 42. Bunlar 6 tane, 6 tane çoğalıyor. O yüzden 42'ye de 6 tane eklediğimizde bakın 6 6 yazıyorum burada da. Buna da 6 tane eklediğimizde 48 olur. Gelelim buna. 8, 11, 17, 17, 8, 11, boşluk 17. Üçer üçer arttığımızda burası 14, 14 olmalı. Şimdi bu biraz zor olabilir. Burada çünkü artış diye bir şey yok. Bakın içeride ben rakamları yazıyorum. 8, 16, 32. 32 ile 16'nın ne kadar farkı var? 16 tane. 16 ile 8'in ne kadar farkı var? 8 tane. Demek ki bunların hepsi çarpı 2 oluyor. Bakın bu, bu defa artı değil çarpı. 8 çarpı 2 16. 16 çarpı 2 32. O yüzden kaç çarpı 2 8 olur? Tabii ki 4. O yüzden 4 yazıyoruz buraya da. Sayfa 23'ü de bitirdik. Ünite 1'imiz bitti arkadaşlar. Demiştim son 15-20 saniyede ekranda 3 tane e, kare şeklinde kart gibi göreceksiniz. Bunlardan birisi bu bu kitabın yani Sunshine English Forum oynatma listesine yönlendirecek sizi. E, şu an sadece orada bir tane video göreceksiniz. Ama e, Ünite 2'ye geçtiğimizde orada 2 tane video olacak. Ünite 1 ve Ünite 2'ye. 3'e geçtiğimizde 3 tane böyle artış gösterecek. Diğer oynatma listesi diğer kitabınki ve öbür oynatma listesi de diğer kitabınki. Farklı 3 tane kitap var. 3 tane de oynatma listesi görüyorsunuz. Bunlara tıklayarak doğru kitabınızı bulup onların videolarını izleyebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İkinci ünitede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.